kötü korkulacak. Ben bu mahalle sakiniyim. Yıllardır bu mahallede oturuyorum. Şimdi bu bina yan binaların desteğiyle ayakta duruyor. Kolonlar tamamen patlamış. Ben bizzat çevre şehirciliğe de gittim. Emniyete kaç defa telefonla aradım. İlgili birimler çok aradım. Geldiler, bir şerit çektiler, gittiler. Birim çevre şehircilikteki özellikle yakın ekiplerle görüştüm. Biz bunları ihaleye veriyoruz. İşte ihale sona bırakıyor. Bir şekilde yıkmıyorlar. Risk almak istemiyorlar diye. Şimdi onlar risk almıyor ama en büyük risk bizde. İşte karşımda benim sağlam binam. Az hasarlı. Ama iki aydır ben korkumdan burayı terk ettim. Yani ben istedim. 17 ay geçti. 15 ay geçti. Gece 41 ay geçti. Torunlarım benim yanımda gece bir yağmur yağsa dede bu bina üzerimize yıkılır mı diye böyle telkinlerde bulunuyordu. Ben de o korkudan çekindim. Yani evimi taşıdım. Uzak bir mahallede bir yeni bir ev tuttum. Bakın yan bitişiğimde yine Has Mobilya dediğimiz bir iş yeri var. O da ağır hasarlı, yıkılmayı bekliyor. O riski var diye onu da yıkmadılar. Yani burayı şu anda mahkemelik falan değil ama kesinlikle yıkmıyorlar. Ancak bir gün kendiliğinden yıkılır da altında birkaç kişi kalırsa o zaman belki akılları başlarına gelir. Yani ekipler gelip girip bir gün bir yıkım ekibi burada aracını 21 gün bekletti. 21 gün burada bekletti, yıkmadan o da gitti. Yani ilgili birimlere söylüyoruz fakat hiçbir gelişme yok. Yani daha Adıyaman'da bu bir örnek. Bunun gibi birçok örnek var. Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası için mecbur katlanıyoruz. Yani üzerimize yıkasın ki ondan sonra bir şey yaparlar. Gidecek başka yerimiz de yok. Yıkılmayı bekliyoruz. Müracaat ettik. Kaç defa valiliğe de, emniyete de her tarafa gittik ama herhangi bir gelişme yok. Peki arada bir böyle sarsıntı ya da sesler duyuyor musunuz oluyor, binada? Duyuyorduk. İlk zamanlar çok duyuyorduk. Ama muhatap bulamıyoruz kendimize. Ne kadar zamandır bu bina böyle? Depremden bu yana yaklaşık 17-18 aydır. Devlet tarafında yani deprem sonrasında enkazların kaldırılması, ağır hasarlı binaların yıkılması ve diğer süreçlerle ilgili olarak yaklaşık 3 aydır hatta 3 aydan fazladır herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Bu bakın bunun altını çiziyorum ve bir daha söylüyorum. Biz yaklaşık 3 aydır 3 aydan fazladır yıkım konusunda herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Bizim herhangi bir yüklenicimiz, sözleşmeli bir yıkımcımız sahada çalışmıyor. Bu işlerimizin tamamı yaklaşık 3-3,5 ay önce bitti, tamamlandı. Diyeceksiniz ki sahada yıkım var. Hani bu yıkımları kim gerçekleştiriyor? Arkadaşlar bu yıkım artık müstakil yıkımlar. Yani vatandaşın kendi binasını yeniden yapmak için, yerinde dönüşümden istifade etmek için orta hasarlı binasını bizzat kendisinin yıkım firmalarıyla anlaşarak yıktırdığı binalardır. Ve bunun prosedürü şu şekildedir. Bir binayı yıkmak istediğinizde yetkili bir firma bulur, onunla anlaşırsınız. Sonra onun yetki belgesi ve bir dilekçeyle belediyeye başvurursunuz. Belediyeden inceleme sonrasında yıkımla ilgili izninizi alırsınız. Yıkım ruhsatı da denir buna, yıkım izninizi alırsınız. Sonrasında size bir gün verilir ve şu kadar sürede bitirin denir. Yıkımınıza başlarsınız. Bu artık bizim dışımızdaki bir süreçtir. Yani şu an sahada tekrar ediyorum. Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, özel idaremizin, devletimizin tek bir sözleşmeli yıkım firması bulunmamaktadır. Bu vatandaşımızdan özellikle son günlerde gelen rahatsızlıklardan sonra, duyumlardan sonra bazı yerlerde yerinde ayrıştırma yapılıyor, sulama eksikliği var. Biz müdahale ederek Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın her zaman genel yetkisi var. Her ne kadar bu belediyenin işi olsa da onlara talimat vererek de denetlemeler yaptırtıyorum. Usulsüz işlerle ilgili de durdurma ve cezai işleme kadar her türlü tedbiri de alıyoruz. Bunu belirteyim. Bizim neden yıkımımız yok 3-3,5 aydır? Çünkü bizim mahkeme sürecine yansıyanlar haricinde işlerimiz tamamlandı. Bazı noktalarda teknik olarak yıkılması özel çalışma gerektiren çok dar sokaklar, birbirine bağlantılı evler gibi hatta insan gücüyle yıkılması gereken makinenin hiç girmediği yerler var. Bunları mahkemeden dönenler var. Mahkemeden dönenlerle birleştirerek yakında biz yeni bir küçük bir yıkım paketi daha yapacağız. Ama henüz
bu yapılmış değil, henüz bu sözleşme imzalanmış değil, ihalesi yapılmış değil. İhalesi gerçekleştirildiğinde şeffaf bir şekilde yapılıyor zaten, kamuoyu bilecek. Ondan sonra biz tekrar o kalan çok küçük sayıdaki bina ile ilgili çalışma yapacağız. Ama bizim 3-3,5 aydır sahada sözleşmeli olarak herhangi bir yıkım çalışmamız bulunmamaktadır. Sayın.